Oğuz Çelikkoy, sizle devam edelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz diplomatik olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde katılımı, ki Türkiye katılmayacaktı aslında anladığım kadarıyla bu zirveye belki de. Buyurunuz. Şimdi her şeyden önce tabii Türkiye'de çok önemli bir toplantı var. Yani onu düşünmemiz lazım. Yani işte bu Türk Konseyi toplantısı bugün, yani Dışişleri Bakanımız ve Devlet Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız bu toplantıyla çok meşgul. Diğer taraftan yani baktığımız zaman siz de söylediniz. Mitsotakis'in bu toplantıya davet edilmesinin bir anlamı doğrusu çıkarmak çok zor. Yani Paris Konferansı'na Mitsotakis ve Anastasiades davet ediliyor ve bunlar katılıyorlar. Yani Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan Başbakanı, ama bunlar biliyorsunuz Berlin'de iki defa yapılan konferanslarda yok. Yani Fransa'nın ne yapmak istediği sorusu ortaya çıkıyor. Yani Mitsotakis ile Anastasiades'in Paris'teki Libya konferansında ne şeyleri var, işleri var. Ne Bu yapmaya Berlin konferansı. çalışıyor? Yani soruya Evet, yanıtınız yani ne nedir? yapmaya çalışıyor işte belli. Yani Doğu Akdeniz'deki durumu değiştirmeye çalışıyor. Yani bakın bugün Fransız basına baktığınız zaman Mısır Devlet Başkanı'ndan Doğu Akdeniz'deki en işte üst düzeydeki ortaklarımızdan, dostlarımızdan biri diye bahsediliyor. Yani işte Yunanistan ve Anastasiades, Rum yönetimi davet ediliyor bu toplantıya, ki bunlar Berlin konferanslarında yok. İki tane Berlin konferansında bu iki lider yok. Yani Libya'da ne yapmak istediği sorusuna cevap vermek lazım. Yani bu soru çok geçerli. Fransa devamlı olarak Afrika'da eski sömürgeciler, sömürge dönemine dönmekle suçlanıyor. Libya'da da başlangıçta Hefter'e desteklediği, işte hükümete karşı olduğu yönünde birçok iddia ortaya atılmıştı. Bunu iddialar hala da devam ediyor. Yani esasında sual Fransa'nın ne yapmak istediği, niçin Berlin'deki konferans birdenbire işte hükümet kurulma dönemi içerisinde Almanya'dan alınıp Paris'e yönlendiriliyor. Bu konferansa niye Mitsotakis'le Anastasiades davet ediliyor? Bunlar katılıyorlar. Bütün bunlar tabii esasında Fransa'nın gerçek niyetlerini de bence ortaya gayet açık bir şekilde koyuyor. Yani sizin sorunuz gayet tabii mantıklı ve cevap verilmesi gereken. Eminim ki Ankara'dakiler de bu sorulara gayet açık bir şekilde cevap veriyorlar. Yani Libya'da ne yapmak istediği dışında Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ne yapmak istediğini de araştırmak gerekiyor. Yani Mitsotakis ile Anastasiades'in Paris'te işleri ne? Yani bunlar Berlin konferansında da yoklar. Yani Berlin'e davet edilmemişler. Şimdi birdenbire Yani Paris'e davet meseleyle bir ediyorlar. ilgileri de yok. Yani Ve meseleyle bakarsanız. yani sadece Hefter'i Bu arada desteklemek bir ve hatırlatma da Libya'yı yapmakta işte gerek Türkiye var. ile yaptığı Doğu Libya Akdeniz'deki deniz yetki alanları anlaşmasını ayırmaktan başka hiçbir şeyleri yok. Necdet, Yani çok özür dilerim efendim. Libya'da biliyorsunuz Kaddafi'nin gidiş süreci Fransa'nın uçaklarıyla bombaladığı Evet. alanlarla Aynen, başlamıştı. tabii. Nitekim daha NATO'dan bir karar çıkmadan, Birleşmiş Milletler'in Şafak tutumu Operasyonu. artmadan Fransa hani çok hızlı bir şekilde hareket edip operasyon başlatmıştı. Bugün geldiğimiz noktada da farklı bir durum yok. Yani Ben yine maalesef Libyalıların Bingazi'de Fransa bayrakları dalgalandırdığı günlere de şahitlik ettim. Cuma namazını Bingazi meydanında Fransa bayrağının altında kılmışlardı Libyalılar. yani Öyle bir Fransa'nın durum. bütün, sadece Libya değil, bütün Afrika şeyi çok sorunlu. Yani biz sadece sorgulamıyoruz. Yani İtalya Dışişleri Bakanı'nın sorguladığı dönemleri de gayet iyi hatırlıyoruz. Yani Fransa'nın Afrika'da ne yapmak istediğinin Avrupalı ülkeler tarafından sorgulandığı bir dönemde Fransa'nın Libya'daki politikalarını sorgulamak gayet mantıklı bence. Peki, sıkışıyor muyuz Abdullah Ağar'a geçmeden? Yani bu konferansa Yani katılanlar ve onların ortak tezi Türkiye zaten aleyhine bir durum. Buyurun. bunlar belli. Bakın Rusya yok. Yani Putin katılmıyor konferansa. Yani Putin'in ve Türkiye'nin yani Lavrov katılıyor bildiğim kadarıyla, Dışişleri Katılıyor, evet, Bakanımızın. Dışişleri Bakanı Lavrov Evet. katılıyor.
Lavrov düzeyinde katılıyor. Ama yani o da çok zor bir şekilde Fransa tarafından sağlandığı anlaşılıyor. O bakımdan yani bir defa bizim için bu çok önemli. Yani Türkiye'deki toplantı çok önemli. Ne Dışişleri Bakanı'nın ne Devlet Başkanı'nın, Cumhurbaşkanımızın Türkiye'den ayrılması bu dönemde söz konusu değildi büyük ihtimalle. Yani tarih açısından bile sorgulanacak bir konferans olarak ortaya çıkıyor. Yani katılanların hepsine baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri de biliyorsunuz yani Biden'la Macron arasındaki telefon görüşmesinde de daha çok işte bu başkan yardımcısının Paris'i ziyareti de o telefon görüşmesinde düzenlenmişti. Daha çok bu denizaltı konusu, Avustralya'ya satılacak denizaltılar konusunda düğümlendiği anlaşılıyor. Yani Amerika tabii pozisyonu çok önemli. Bundan önceki konuşmacının o konuda söyledikleri gayet önemli. Altını çizmek lazım. Türkiye'de bunları gayet yakından takip ediyordur. Ama yani Rusya'nın ve Türkiye'nin İşte böyle şeyle katıldığı bir konferanstan ne gibi sonuçlar çıkacak bunları görmek lazım, düşünmek lazım. Yani tabii ki Libya'nın geleceği çok önemli ama yani Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki dostları esasında Arap Baharı'nı engellemek, işte Arap Baharı'nı geri döndürmek, Arap ülkelerindeki özgürlük, yönetimlere daha çok katılma işlemlerini nasıl durdurabiliriz? Bunların peşinde koşuyorlar gibi gözüküyor. Peki.